Selamlar sevgili gençler, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bu hoca da uzattıkça uzatıyor demeyin. Limit konusu önemli konu sevgili gençler. Yani sizler de videolardaki konuları hangi konu hangi videodaymış daha rahat görün diye videoları kısa ve olabildiğince kategorize ederek paylaşmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi şuradaki sorumuza başlayalım. Konumuzun ismi bu arada sonsuzda limit. Yani x'leri sonsuza götüreceğiz arkadaşlar. X'ler sonsuza doğru gidecek. Sonsuz nerede olduğunu bilmiyoruz ama x'leri götürebiliyoruz oraya. Ve bu durumda limit değerleri ne olacak? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi gençler, bir sayının, şunu unutmayın başlamadan önce, bir sayının sayı reel sayısı belliyse, yani burası bir reel sayı, ben bunu sonsuza böldüğüm veya eksi sonsuza böldüğüm takdirde sonuç her zaman sıfır çıkacaktır. Yani sonuç limit sıfıra yaklaşacaktır diyebiliriz. Şimdi bunu düşünerekten x sonsuza giderken sin x bölü x. Şimdi x nereye gidecek? Sonsuza. Tamam, o güzel de bu sinüs sonsuz dediğimiz olay ne? Yani sinüs sonsuz nedir? Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Sinüs dediğimiz değer eksi 1 ile 1 arasında bir sayıdır. Doğru mu? Doğru hocam. Tamam, güzel kardeşim. Sayıyı sonsuza bölersek cevap ne olur? 0. Mantaliten bu olsun. Anlaştık mı? Sayıyı sonsuza böldüm. Cevap 0'a yaklaştı. Limit diyoruz. 12. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. Diyor ki fx 2 bölü x artı 1 fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim diyor. X artı veya eksi sonsuza giderken de 2 bölü x artı 1 değerini soruyor bize. Artı ve eksi sonsuza giderken. Bak şimdi. Artı veya eksi sonsuz artık. Bakacağız. X'ler sonsuza giderken. Şöyle yaklaşalım. Bakınız. Şöyle yapalım. Bu x'ler sonsuza doğru yollanırken, şu tarafa doğru giderken, fonksiyonun grafiği hangi y ekseninde hangi sayıya yaklaşıyor arkadaşlar? Bakın durmadan ama durmadan sıfırı perçinliyor. Eksi sonsuza giderken x'ler burası da sıfıra gidiyor. O zaman bunun limite ne diyeceğiz arkadaşlar? Her iki durumda da sıfıra yaklaştığına göre sıfırdır diyeceğiz. Ki sen grafik üzerinden yapmasan bile zaten 2 bölü sonsuza bir eklersen sonsuz olur, 2 bölü sonsuz sıfırdır. Eksi sonsuz yazarsan 2 bölü eksi sonsuza bir eklersen eksi sonsuzdur ve bu da yine sıfıra yaklaşır diyebilirsin. Sonuç her iki taraftan içinde sıfır olacaktır. Yine bu sorumuza bakarsak. Üst tarafta sonsuzu yazdım, sonsuz. Hocam alt tarafta da sonsuzun karesi sonsuz. Sonsuz bölü sonsuz. Yok bak, öyle demeyeceksin. Şöyle diyeceksin güzel kardeşim. Burada mantığımız şu olacak. Gene matematik katleden cümlelerden birisi. Sevmiyorum ama gayet pratik. Hangi kısım sonsuza daha hızlı ulaşır diye düşüneceksin. Bir ifadenin karesi mi? Yoksa kendisi mi? Tabii ki karesi. O zaman sanki sayı bölü sonsuz gibi düşüneceksin. Ya da aklında şu şekilde kodlayabilirsin. İki tane polinom fonksiyonun rasyonel biçimde yazılmasıyla, yani kesirli bir fonksiyon yazıldıysa, alt tarafın derecesi daha büyükse üst tarafınkinden sonuç sıfır olacak. Ki burada sonuç sıfırdır. Sayı bölü sonsuz gibi düşüneceğiz. Ya da sevgili gençler, üst tarafın derecesi daha büyükse, yani burası büyük, burası küçükse, o zaman cevap sonsuz olacak ama onu yazmadık. Çünkü sonucu sonsuz olan limitler müfredat dışına atıldı. İkisi de eşitse, yani dereceler birbirine eşitse, katsayılar oranı diyeceğiz. Baş katsayılar oranı. Mesela bunun gibi. X kare var, x kare var. Diğerleri hocam, diğerleri önemsiz. Alt gitsin buradan. X kare var, x kare var. Sonsuza gidiyor. O zaman cevap 3 bölü 2 olacaktır diyebilirsin. Net. Sıkıntı yok. Geçtim 13. sayfama, ilk soruma. Eksi sonsuza gidiyor. Var mı sıkıntı? Yok. Artı 1 ve eksi 3'ü görmene gerek yok. Dereceler 1, sıkıntı yok. Bak, eksi 4'ü 2'ye böleceksin. Eksi 4'ü 2'ye bölersen cevap ne gelecek? Eksi 2 gelecek deriz. Şimdi üstel fonksiyonları için limiti işleyeceğiz sevgili gençler. Üstel fonksiyonlar limit içinde, bunu ekstra olarak bir konu olarak bölmedim. Haberiniz olsun, çünkü buradaki x'ler de genelde sonsuza götürülecek. Hadi bakalım. Şimdi a 1'den büyük olmak üzere. A üzeri x diye bir fonksiyonumuz varsa, tabii ki a 1'den büyük olduğu için durmadan ben bunun kuvvetlerini büyüttüğüm zaman fonksiyon artan olacaktır. Ama a 0 ile 1 arasındaysa, mesela 1 bölü 2, ben bunun kuvvetlerini büyüttükçe ne olacak? Azalarak hareket edecek fonksiyonumuz. Azalan bir fonksiyon olacak. Şimdi a eğer 1'den büyükse, ben bu x'leri sonsuza götürürken a üzeri x ne olur? Sonsuz olur. Peki eksi sonsuza gideydi. A üzeri eksi sonsuz ne demektir? Bir düşünelim. Bu 1 bölü a üzeri sonsuz demektir. A üzeri sonsuz dediğimiz şey sonsuzla eşdeğerdi. 1 bölü sonsuzda neydi? Sıfırdı. Demek ki sıfıra yaklaşacak diyebiliriz. Eğer ki A sayısı 0 ile 1 arasındaysa, yani 1 bölü 2 gibi bir sayı düşünün. Ben bunun x'inci kuvvetinde x gördüğüm yere sonsuz yazarsam 1 bölü 2 üzeri sonsuz, yani 1 bölü sonsuzdan 0 gelirken,
Tam tersi eksi sonsuzu yazarsam, bakın eksi sonsuz, bu da 2 üzeri sonsuz da bu da sonsuza eşittir diyebiliriz. Yani bu da sonsuz olacaktı. Eğer ki a eksi 1'den küçükse, eksi 1'den küçük yani negatif bir sayıysa, x sonsuza giderken a üzeri x yoktur. Niye? Kardeşim sonsuzun tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. Yani mesela eksi 2'nin sonsuzuncu kuvveti. Ben buna sonsuz mu diyeceğim yoksa eksi sonsuz mu diyeceğim? Yani ki zaten sonsuz dahi olsa, yani cevabı sonsuz olan limitler eğer müfredat dışı kalmamış olsaydı oraya da değinirdik. Bunun cevapları sonsuz veya eksi sonsuz çıkacak çünkü. Zaten limit değeri sonsuza gidiyorsa, ki en başında bak limit anlatırken dedik ki limit eşittir L dedik. L diye bir sayı çıkması gerekiyor. Güzel ama o L'ye de reel sayı dedik. Sonsuz ve eksi sonsuz bir reel sayı mı? Değil. O zaman limit yoktur diyoruz zaten otomatikman. Cevap sonsuz çıkacak ama limit yoktur diyoruz. X sonsuza giderken 1 üzeri sonsuz da 1 olarak kabul edeceğiz sevgili gençler. Sonsuza gidiyor. 1 bölü sonsuz nedir? 0'dır. 4 üzeri eksi sonsuz nedir? 1 bölü 4'ün sonsuzuncu kuvvetidir. Bu da nedir? 0. Demek ki burası komple 0. Geriye ne kaldı? 8 üzeri 1. 8 artı bir de 2'miz kaldı. Cevap neymiş? 10. Alt kısımda soru yok. 13. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. X nereye gidiyormuş? Gene sonsuza. Kosinüs 2x demiş. Yani burası eksi 1 ile 1 aralığında bir sayıdır. Bölü sonsuzumuz var. Demek ki 0 olacak. Yani şurası neymiş sevgili gençler? 0. 3 üzeri 0 kaçtır? 1'dir. Demek ki cevap buymuş. Geçtim bir diğer kısma. 2 üzeri x eksi 1 ve 2 üzeri eksi x artı 1 var. Bakın 1 bölü 2 üzeri sonsuz eksi 1 eksi 1 bölü 2 üzeri eksi sonsuz artı 1 var. Bakınız şu kısım sonsuzdur. Sonsuzdan 1'i çıkardım gene sonsuz. 1'i sonsuza böldüm 0. Eksi 2 üzeri eksi sonsuz 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvvetidir. Bu da 0'dır. Demek ki burası 0. 1 bölü 1 var o da 1. 0'dan 1'i çıkar demiş. Cevap nedir? Eksi 1. Tamam. Geçtim. 1 bölü x kare. Şuraya sonsuz yaz. 1 bölü sonsuz gitti 0. 2 üzeri eksi x. 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvveti gitti 0. Eksi 1'in, eksi 1'in sonsuza bölümü 0'dır. 2 üzeri 0 kaçtır? 1'dir. O halde cevap nedir? 1. Bu da böylece bitmiş oldu. Evet gençler, bir sonraki videomuzun konusu olan süreklilik videosunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.